Bursayı e, çok iyi biliyor. Çok farklı zamanlarda, özellikle Bursa'ya seyahatler düzenlendiğini, çevresinde yazar, akademisyen, hocalar ve işte önemli insanlarla birlikte Bursadaki camileri, sivil ve dini mimari eserlerini mutlak düzeyde görecek seyahatler, küçük seyahatler düzenlediklerini biliyoruz. Hatta bununla ilgili çekilmiş fotoğraflar. Söz İstanbul Üniversitesi konuşun. Türkiye Araştırmaları Enstitüsü'nün şeyinde var. arşivinde görülebilir çok güzel bir şekilde. Evet. Neden Bursa sorusuna cevap olarak senin söylediklerinin bir devamı olarak e, Tanpınar'da mazi evet. ve kökler e, çok önemli. Bir e, Osmanlı İmparatorluğu'nun yani Türk tarihini en yoğun şekliyle Osmanlı üzerinden düşündüğü için bu büyük medeniyetin köklerini yerinde görmek yani bu devletin ilk başkenti Bursa'da mümkün. Evet. Dolayısıyla o sözün ettiğin korunmuş olması yani evet. Tanpınar'ın Bursa'yı e, Bursa'da zaman şiirini yazdığı Bursa'yı ziyaret ettiği zamanlarda Bildiğimiz Bursa, o klasik dönemde kurulmuş Bursa'nın bir devamı. Evet. Yani yeni yerleşim yeri, fabrikalar, endüstriyel tesislerin olmadığı, tabiatla iç içe ve barışık bir şekilde şehir hayatının yaşandığı, fethedildiği andan itibaren yapılmış eserlerin kendisini muhafaza ettiği, o güne ulaştığı, Ulaşamayanların bile ufak tefek işaretlerle kendisini bellettiği bir şehirden bahsediyoruz. Dolayısıyla Tanpınar gibi şiirini rüya ve zaman kavramları etrafında oluşturan, teşkil eden bir şair için Bursa bulunmaz bir nimet. Evet. E, tabii burada sözün ettiğimiz zaman e, sadece geçmiş zaman değil. Evet. halin ışığında bütün zamanları da kapsayacak şekilde yaşanan içsel zamandan bahsediyoruz zaten ona, yek Bursa'da da tek parça evet. bir zaman tek parça yani. ee, tabii bu Bergson'dan özellikle Bergson Fransız filozofu Bergson'dan gelen ve pek çok Türk aydınında olduğu gibi Tanpınar tarafından kabul gören de bir düşünce dolayısıyla Bursa ona e, hem tarihi göz önüne getirme fırsatı ve o tarih içerisinde hayal ve rüya suretiyle de tekrar yaşama imkanı veriyor. Elbette Tanpınar 1326 yılını yaşamış değil. Ama oradaki göstergeler, oradaki mekanlar, mekana ait unsurlar üzerine düşünmek, hayale ve rüyaya dalmak Tabii bunu estetize ederek e, bu fiili gerçekleştirmek e, ona o estetik deneyimi yaşamasına da imkan sağlayacaktır. Evet, evet istersen şiire e, geçelim. Şiir e, Tanpınar Estetiği'nin güzel aslında temas ettin. Tanpınar Estetiği'ni veren anahtar e, şiirlerden biri. Her ne kadar kendisi beğenmese de biz bu şiiri çok seviyoruz. Evet. Yani kusura bakmasın. <laughs> ee, dediğim gibi yani şiir onun elinden çıktıktan sonra artık kararı okuyucu evet. e, verecektir. Dolayısıyla biz de bu şiiri seviyoruz. Bu şiirde çok şey buluyoruz. Bursa'da bir eski cami avlusu küçük şadırvanda şakırdayan su. Orhan zamanından kalma bir duvar. Onunla bir yaşta ihtiyar çınar. Burada bir ee, bir tasvir bir giriş var, bir evet. giriş bir dibaçe. Evet. E, Zadenin deyimiyle evet. bir dibaçe e, söz konusu. İşte fetihten hemen sonra yapılmış camilerden birisi ve caminin Türk mimarisinde önemli unsurlardan birisi olarak da caminin avlusunda bir e, şadırvan. Küçük şadırvanda şakırdayan su. Orhan zamanından kalma bir duvar, onunla bir yaşta ihtiyar çınar. Şimdi cami avlusu, evet. şakırdayan su, duvar, ihtiyar çınar. Aslında bir medeniyet. Evet, e, medeniyetin bütün unsurlarını, özelliklerini daha saydık. da Osmanlı medeniyetinin evet. bütün unsurlarını burada görmek e, mümkün. Benim bu... E, 4 mısrada dikkatimi çeken en önemli unsur su. Evet. Neden su? Diğerleri statik. Evet. Duvar. Ha, rüzgar çıktığında çınarı da belki hareketli görebiliriz. Ama su anahtar bir kavram. Tapınların zaman ve mekan anlayışı çerçevesinde. Su hareketli ve Orhan zamanından beri akmaya ...şakırdamaya... ...devam etmesi yönüyle... ...bir sürekliliği... ...süreklik fikrini... ...bugüne, hali hazıra... ...taşıyan önemli bir unsur. Yani Orhan zamanından beri... ...bu su şakırdıyor. Dolayısıyla bugünkü... ...sesiyle... ...Orhan zamanındaki sesi aynı. Evet, sizin dediğiniz... ...çok önemli bir dikkat aslında. Şakırdayan su... ...aslında... Yani durgun su demiyor. Evet burada düşündüğümüz zaman aslında bir e, Türk İslam medeniyetinin e, belki de en saf şeklini e, görebileceğimiz bir e, güzellikle karşımıza geliyor. Çünkü nihayetinde su özellikle o kadar önemli bir e, madde ki bu maddeyi anlamlı kılan şey aslında Osmanlı medeniyetinin o suyu dağıtma biçimi ve o suda gördüğü anlamlardır. Evet. Çünkü bir şadırvan içinde bir suyu çakırdaması aslında insanların içine ferahlık vermekle birlikte bir devam zincirini başlatır. Devam evet. zincirini başlattığı için doğal olarak su aslında bir şeylerin yeşermesini mümkün kılan maddi bir özellikle birlikte aslında burada asıl vurgulanan şey ee, o ruhu besleyen tarafıdır. Çünkü o su insana verdiği o sesle birlikte o estetik ve ee, lahuti diyelim böyle derinden ee, bir şakırdaması doğal olarak şairin zihnindeki o medeniyet zincirini birbirine bağlayan önemli bir rükün olarak düşünme, düşünülmelidir. Evet. Tabii burada duvarı ve ihtiyar çınarı ihmal etmiyoruz. Evet, mutlaka. Elbette onlar statik ama onlar da yine e, su kadar olmasa bile yaşanan zamandan geçmiş zamanlara gitme e, ve bir tarihte bir yolculuk yapma imkanı yahut 1300'lü yılları halihazıra e, taşıma ve izleyeni göreni o yıllara yaşatma hülya vasıtasıyla yaşatma imkanı da vermekte. Bu şiir tabii özellikle başların, evet. o ünlü filozof başların tespitleri, mekanın poetikası, su ve güçler başta olmak üzere ele aldığı işte mekan, insan, münasebeti çerçevesinde de oldukça okunmaya açık, verimli bir evet. metin. Yani bu metin üzerinden işte başlara girmek mümkün yahut başlar, Hı hı. Okuyarak Bu metni çözümlemek oldukça e, okuyucuyu veya araştırmacıyı verimli sonuçlara götürecektir. Yani Bunların hepsi duvar, ihtiyar, çınar, su hepsi bir e, zamanı gizleyen bir ayna hükmünde. İnsanın evet. e, izleyenin zamanın bütün devirlerini görebileceği bir ayna hükmünde. İşte duvardan bahsedecek olursak. Evet. İşte duvar... E, nedir? Yani 1326, 1300'lü yıllarda yapılmış o duvar hala varlığını mevcut etmek, varlığını e, korumakla beraber aşınmış bir duvardır. Evet. Yani hatıranın o e, der ya başlar mekanın poetikasında. İşte mekana baktığımızda hatıraları petek e, evet. şeklinde görürüz. P